Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Oğuzhan yanımda. Merhaba. Hatırlayanlar vardır belki. Oğuzhan biliyorsunuz biz Oğuzhan'la beraber Rainbow RW1 otomobili vardı. Şu anda otomobilin içindeyiz Oğuzhan'la beraber. Onunla ilgili bir video çekmiştik. 7-8 ay oldu değil mi Oğuzhan? Evet, 7-8 ay oldu. Olmuştu, belki de daha fazla oldu. Şimdi tam hatırlamıyorum ne zaman yayınladık ama. O zaman da söylemiştik birkaç ay geçtikten sonra bir tane daha video çekeriz diye. Ayrıca o videoya çok fazla yorum geldi. Ben o videonun içinde o videonun linkini vereceğim. Aracın özelliklerini ve servisini merak edenler için anlatacağım ama şehir içi için tasarlanmış küçük bir otomobil Rainbow. Videoya birçok soru gelmişti. O soruları ben yanıtladım ama hani onları izleyemeyenler oluyor, kaçıranlar oluyor. Birazcık onlarla biraz başlamak istiyorum. Şimdi aynada USB konusunu sormuşsunuz. Ben onu kaçırmıştım bu arada. Evet. İzleyicilerin gözünden kaçmamış. Aynada bir USB var ama şu kamera içinde değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Evet, aynada bir USB vardı. Onu arada kullanıyordum. O videoda yayınlamamıştık. Kamerada şu an takılı. Oradan güç alarak yolu kaydettim. Hani şu aynadakini kastediyoruz evet. Bu arada. Hani evet. Şu üst kısımdaki iç dikiz aynasından bahsediyoruz. Şimdi ek pil konusu soran olmuştu. Sende altyapısı var ama pili yoktu yanlış bilmiyorsam. Doğru mu? Aynen. ERS denen bir sistem söz konusu. Buna kablosu ve altyapısı işte sisteme takılmış ama ek pil takılmamıştı. Biz de takmadık çünkü kullanım amacımıza ve kullanım isteklerimize yeterli geldi bu araba. Yeri gelmişken şimdi sen kaç bin kilometrede şu anda ve ne kadar yol yapmış oldun? Şu an tam video çekilirken 8600 kilometreye geldim. Herhalde sana geldiğimde 1500 kilometrelerde filan. Bayağı yol yapmışsın evet, yani. 7000 kilometre civarı. İstanbul içinde. İstanbul içinde ve bunun kısıtlı menziline ve uzun şarj süresine rağmen. Evet. Bayağı yapmışsın. Maşallah derim yani. Fiyat konusu, fiyat değişmedi galiba çok fazla. 500 bin civarındaydı biz anlatırken. Hala var mı bu aracın? Sıfırı satılıyor mu? Sıfırı konusunda bir bilgim yok ama ikinci elleri hemen hemen 50 ila 70 arası arttı. Biraz popülasyon var. Ürün az var. Çok şey yok. Hı hı. Sıfırı bu Çin vergisine de eller sanırım gümrükte. Getiremiyorlar artık eskisi. Ya da evrak mı bekliyorlar bilmiyorum. Hı. Ama görmedim. Evet. Talep de var ama gene de bir yandan da. Şimdi bence herkesin çok merak ettiği konuya geliyoruz. Şimdi bakım maliyetleri, batarya garantisi, trafik sigortası ve kasko meselesi. Şimdi bakım maliyetlerini sen bir bakıma girdin yanlış hatırlamıyorsam. Bakıma girdim evet. 2200 lira gibi bir ücret alındı. Bu kaç ay önce oldu bu? 2-3 ay oldu galiba değil mi? 3 ay olmadı bile. 2 ay. Yani 3 ay diyelim en fazla. Rediktör yağı değişti. Bunda rediktör yağı değişiyormuş. Onun haricinde önden bir ses geliyordu. Tekerlekler çukura girdiğinde, biraz sert girdiğinde onu söyledim servise. Hı hı. Lastik basınçlarını çok yüksek kullanıyormuşum. Bir sorun olmadı. Ön takımına falan baktılar. Sorun olmadığını söylediler. Lastik basınçlarını ayarlamışlar. Bir şekilde sana çekime geldiğimde de lastik sibop kapaklarım yoktu. Onları bir şekilde vakit bulup ayarlayamamıştım. Tamam. Servis sağ olsun onu halletti. Yani bir şey demeden onu halletmiş. Bu konuda çok takdir ettim. Çünkü sağına soluna bakmışlar. Arabayı yıkayıp teslim ettiler. Güzel. Onun haricinde bu koltuğun minderinin yumuşaklığından çok az kimsenin fark etmediği bir memnuniyetsizliğim vardı. Evet. Onu da yapabileceklerini söylediler ama aracın kalması gerektiğini çünkü bir ayrı bir bilimde yaptırabileceklerini söylediler. Ben de orijinalliğini bozdurmak istemedim. Çünkü biliyorsun bunun altında sensör var. Kemeri bağlamazsan öten bir sensör. Onun da dedim ayarları bozsun, bozulmasın. Evet. Evet. Onun haricinde tampona ve kapı kenarına minik dokunuşlar olmuştu. Orada bir boya kusurları olmuştu. Servise onları da rica ettim. Onları da ücretsiz bir şekilde minik rötuşlar yaptılar. Şansıma da arabanın tam boya kodunda boyalar varmış. Kesinlikle uydurma bir şey olmadı o noktada da. Başka da bir sorun yaşamadım. Yani elektrikli arabada ne bakımı bu? Neyin parası gibi biraz evet, önce eleştiriler oluyor. Eleştirim benim de oldu ama arabaya bir usta gözüyle, tecrübeli bir kişi gözüyle bakılıp eksiklerinin tamamlanması ve bu eksiklerin bazılarını benim söylemiyor olmama rağmen çözülmüş olması açıkçası beni mutlu etti. Bu tarz arabaları şey yapıyoruz biliyorsun spot resmi garantili değil. Bu noktada çok iyi servis hizmeti bulamayabiliyoruz ama ben bu arabayı getiren adamlardan memnun kaldım servis hizmeti noktasında.
Peki burada şeyi soracağım ben. Birisi trafik sigortası ve kasko sormuştu. Yapılabiliyor değil mi? Zaten sigorta yapmak zorundayız diye biliyorum. Trafik sigortası yapılıyor. Mecbursun zaten. Tabii, kasko şeye bağlı, tercihe bağlı. Kasko'da şöyle bir trik var. Bu arabayı getiren firmanın kendi çalıştığı bir kasko firması var. Onlar buna kasko yapabiliyorlar. Hmm. Herhangi bir firma kasko yapamıyor. Çünkü aracı sistemden görüp maddi karşılığına... Okay. Bulamıyor. Evet. Kasko ile ilgili grubumuzda kötü tecrübeler, yani kasko ile ilgili demeyeyim de trafik kazası gibi kötü tecrübeler yaşayıp kaskodan yararlanan arkadaşlarımız oldu. Kaskoda hiçbir sorun yaşamadılar. Ama o kendi markanın kendi getirdiği aynen. olmak kaydıyla evet, değil mi? Evet. Onlar destek veriyor. Çok güzel arabayı topladılar. Biz parça bulunabilecek mi kaygıları yaşıyorduk. Önden kaza geçiren oldu. Yandan kaza yapmış oldu. Farlar değişti. Kaput değişti. Kapı değişti. Aynası değişenler falan oldu. Bu konuda hizmet bulabildiler. Ve grubumuzda şu an hiçbir kimsenin böyle garip bir arızası yok. Normal bir arızası yok, garip bir arızası yok. Hiçbir arıza yok. Bir kişinin sadece bir kere şarj alıyor, almıyor. Aha. Şikayet oldu, bir almıyor filan dedi. O hatayı ben de yaptım. İlk arabayı aldığımda bir heyecan, 4 tane uzatma kablosunu birbirine bağlayıp şarj etmeye çalıştım. Garaja yetişsin o kablo diye. Tabii o kabloların gücü kaldırma... Kalitesi oldu, belli bir kaliteli olması evet, gerekiyor. Evet, onun kalınlık ölçüsünün uygun olmaması nedeniyle benim de şarj etmedi. Sonra uygun kabloyu kullanınca şarj etti. Aslında etmiyor olması iyi bir şey. Araba kendini korumaya almış bir nevi. Diğer markalarda bizi çok sıkıştıran, daha dolu özellikle ama daha ucuza kredi kartla, taksitle satılan bir iki marka var. Onlar kendilerini biliyorlar. Şimdi söylemeyeceğim. Tamam. Bir sürü sorun yaşayıp şu an hala aracı serviste olan, sorunları çözülememiş hem yazılımsal hem donanımsal olan kullanıcılar oldu. Üzgünüm kendileri adına. Bu araba onlara göre daha boş bir araba. Ama bir sorun yaşamadık. Anladım. Peki ben şeyi merak ediyorum. Şimdi sen yani bir 7-8 bin kilometre yakın kilometre yapmışsın. Genel olarak hani nelerinden memnun olduğun ya da memnun olmadığın tarafları da var mı? Yani önce memnun olduklarını söylemeni istiyorum. Bu benim sorum bu arada. Sonra da ya şöyle bir şey olsa daha iyi olurdu gibi önerilerin varsa ya da yorumların varsa onları duymak istiyorum. Ya bu aslında biraz psikolojik bir durum. Ne verdiğin, ne aldın, ne beklediğinle ilgili bir durum. Hı hı. Yani ben buna işte 550 bin vereceğim, 600 bin vereceğim, bununla köye gidemem, ne yapayım bana arabayı falan muhabbetlerini zaten yorumlarda gördük. Gördük, görüyoruz. Evet. Yani. Ya o bence, bakın ben hep bunu söylüyorum. Zaten öyle düşünen almasın, almıyor da. Hani evet. Bu biraz şeye benziyor, elektrikli arabalarla ilgili yorum geliyor ya, mesela bu araba için söylemiyorum. İşte Megane E-Tech almış. Ben her zaman işte yolda ben şarj için 30 dakika bekleyeceğim mi? Zaten sen alma abi. Almıyor zaten onlar da. Evet. Yani gitsin dizel alsın, benzinli alsın, keyfine baksın. Aynen. Onun yerine ben 90... Ben şunu alırım buna. Evet. Tabii abi yani ben onu o mantıkla, şimdi bu 500 bin lira civarında arkadaşlar. Bunu satıp yerine bir Clio alırsın. Evet. 6-7 yaşında alırsın yani. Evet. Aynen. Sorun yok. Devam etsem ben sözünü kestim biraz. Yok estağfurullah. Öyle bir bakış açısıyla baktığım için ben çok memnunum. İlçem çevresinde tık tık işlerimi görüyorum. İşte arkada gerekirse eşya taşıyabiliyorum. Koltukları yatırıyorum. Yani memnun olmadığım hiçbir şey yok. Ben biraz mükemmeliyetçi biliyorum. Bunu... Evet evet biliyorsun. Biliyorum da Oğuzhan. Tanıyorsun. Yani bulacak olursam işte illa zorlayarak solda tek hoparlör var bunda biliyorsun. Mikro bir kar zaten her şeyin en basic, en küçük iş görmelik bir araç olduğu için evet. Sağda da bir hoparlör olsun isterdim en basitinden. Onun haricinde menzil dediğim gibi. Biraz kısa değil mi? Evet, menzil kısa. Peki şunu merak ediyorum ben, İstanbul trafiğinde böyle temde falan zorlandığın oldu mu hiç? Teme çıkıyorsundur diye tahmin ediyorum ama. Bizim her hafta sonu zaten bir kağıthane Ataşehir şeyimiz var. Rotamız var. Oralara gidiyoruz. Temde falan hiçbir şekilde zorluk yaşamıyorum. Yani 100-110 basıyorsun değil mi? Arabanın zaten son hızı 105. Yokuş aşağı 107'ye kadar gördüm ama 105'e hemen geri indi. Yani hız anlamında bir sorun yaşamıyorum. Boyutu kaynaklı psikolojik şeye de tacize de uğramıyorum. Herhalde insanlar şaşırıyor bu ne falan diye bakmaktan. Aha. Ya da böyle yazıktır falan diye hiç muhatap olmuyor herhalde. Ama mesela benim Polo kullanan, Clio kullanan arkadaşlarım çok daha fazla tacize maruz kalıyor. Ben bununla kalmadım. Çok da şirin değil renginden ötürü. Bunun diğer renkleri daha şirin. Onunla ilgili bir şey diyemeyeceğim.
şirinlikten midir nedir ya da değişik bir araç diye sorun yaşamadım. Yaşamadım. Okey. Ya zaman memnun olmadığın bir menzil belki biraz daha iyi olabilir, değil mi? Evet, ama zaten bunun bu 120'lik 120 kilometre menzilli, daha önceki videoda demiştik, bunun 170'liği vardı mesela. 100-150 bin lira gibi daha pahalıydı. Mesela onu tercih edebilirsin. Atıyorum 750-800 bin verip MG'den bir şey alabilirsin. Gidiyor yani o. Evet, bu evet. Da parasına göre. Evet, tabii yani evet. Orada ya aslında şöyle, ben hep onu söylüyorum. Beklentini ve ihtiyacını iyi belirlersen aynen, bu tarz arabalar alınır. Ama şimdi dediğin gibi ben buradan İstanbul'a alayım, Sivas'a gideyim. 500 bin lira olsun, menzili 1500 kilometre olsun, öyle bir araba yok. Orada dediğin gibi yani ne verdiğin ve ne aldığını iyi planlaman lazım. Öyle bir durum söz konusu. O zaman beğendiklerini söyledin. Yani küçük şehir içinde her işine göre park sorunu zaten yok. Aynen. Mis gibi bir araba yani. Aynen aynen. Hı. Muayene konusunu sormuşlardı. Muayene yapılıyor değil mi? 2 yılda bir mi? 3 yılda bir mi? 2 yılda bir normal arabalar gibi. Bu 2023 modeli olduğu için 3 yıl sonra ilk alımda biliyorsunuz araçlar 3 yıl sonra oluyor. O da normal arabalar gibi. Garip bir şey yok aslında bunda. Yani diğer otomobillerden aynen, evet. Çok böyle aşırı bir farkı da yok. Evet. Bu araba ruhsatta elektrikli motosiklet L7 olarak geçiyor. Hmm. Yani şey değil, ama yanlış bilmiyorsam elektrikli scooter olarak geçiyordu. Dolayısıyla bu normal araçlar gibi şey anlamında, sigorta, muayene, vergi vesaire anlamında. Vergisini şu an hatırlamıyorum ama öyle 500 TL'den az bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Bir de çünkü bataryası düşük kapasiteli evet, olduğu için. Evet, bataryası düşük kapasiteli. 27 beygir 85 torktu. Daha önceki videoda söylemiş miydik hatırlamıyorum. Onun haricinde dediğim gibi yaklaşık 7500 kilometre gibi bir şey kullandık. Şeyi merak ediyorum ben, elektrik maliyeti nasıl oldu? Yani sen diyelim ki bu işte 100 kilometrede mi hesap edeceğim ya da bir 120 kilometrelik menzili elde etmek için senin ne kadar elektrik masrafın var? Çünkü bu ay bu kadar ayda bir tecrüben olmuştur. Şimdi şöyle, bunun oturup ben matematiksel hesabını yapmadım açıkçası. Çünkü bunu getiren firma diyor ki 20 TL'lik elektrik tüketimiyle, elektrikle 120 kilometre menzil yaparsınız diyor. Ben bunu hesaplamadım çünkü bunu hesaplamaya uygun ortam ve koşullarım yok. Çünkü mesela bu arabanın %60 şarjı kaldığında ertesi gün ben 50 kilometrelik bir yere gideceğim de, karşıya gideceğim de, atıyorum Maltepe'ye, işte Bostancı'ya falan gideceğim de %50 şarjı varken bile ben bunu şarja takıyorum. Peki şunu belki hissetmişsindir. Yani mesela normalde elektrik faturası örnek veriyorum 300 lira geliyordu da bu arabayı aldıktan sonra 400 lira gelmeye başladı gibi. Onu diyeceğim. Yani öyle kısım kısım şarj ettiğim için zaten bir hesaplama yapamıyorum. Ama bu hesaplama yapmamı gerektirecek de anormal bir artış olmadı. Elektrik faturamda artış olmadı açık söyleyeyim. Ama şöyle bir düşüş oldu. Benim aylık yani böyle hafta sonu gez, hafta içi arada çocuğu okula bırak, onun haricinde otobüs minibüs bıraklar falan benim cebimden bir sene önce 4-5 bin lira gibi paralar giderken şu an 200-300 lira gelen elektriğim 400 lira 500 lira geliyor. Hani şimdi doğalgaz kullanımları da arttı ufak ufak biraz daha şey yapıyor ama yani bu elektrik faturası ne yandım ben diyecek kadar. Bu şey araba beni mahvetti. İşte elektrik şu kadar geldi. Yok yok ben zaten falan, o manada şey sormadım. Hani o farkı da merak edenler olabilir mi diye anlamında sormuştum. Bariz bir şey gelmedi Özgür evet. Abi. Bazı arabalar vardır bilirsin. Genel için konuşuyorum elektrikli için diye. Nereden aldın bu arabayı dersin işte evet, masrafı evet, bitmiyor. Evet. Yok vergisi bu kadarmış farkında değilim. Mesela hibritleri alıyorlar 1.8 motorlu ekonomi olsun diye. Korkunç bir vergisi var kimse farkında değil. İşte arızası bitmiyor, o su bitmiyor, bu su. Ben bu arabada hiç öyle bir şey yaşamadım. Yani şey gibi olur yani yazlıkta bisiklet olur, yazdan yaza binersin, günden güne paslanır ama sana hizmet etmeye devam eder. Bu paslanmadı neyse ki ama şey yapıyor, görevini yapıyor, hiç sorun yaşamıyor. Ben de onu üzmüyorum, aklıyorum, baklıyorum, tertemiz. Bakıma götürüyorum. Bu arada camlarımızı biraz açalım. Burada elektrikli cam kontrolü var. Şöyle tren camı gibi yandan açılan bir cam yok. Diğer modelde öyle bir
durum var biliyorsunuz. Bunu camlar elektrikli. Şimdi peki bir sonraki hedefin ne? Şimdi elektrikli arabayı sevdin gördüğüm kadarıyla. Bu otomobille ilgili düşüncelerin ne olacak? Özgür abi şöyle zaten sana da bahsetmiştim. Ben bir denemek için aldım bu elektrikli arabayı. Yani elektrikli araba benim hayatımı ne kadar kolaylaştırıyor? Sürüş keyfi ne? Bana maddi yansıması ne? Manevi ne hissediyorum? Bunları gözlemlemek için ucuz yollu bir alım yaptım ve bu arabayı tercih ettim. 500-600 bin liralık seviyesinde. Beğenmediğim noktada cebimi daha az yakacak bir şeydi, daha az zarar edebileceğim bir şeydi. Hepimiz bunları düşünüyoruz mecburen bir alım yaparken biliyorsun. Hı hı. Ben elektrikli araba işini çok sevdim açıkçası. Ben bundan sonra elektrikle devam etmeyi düşünüyorum. Yılda 3-5 kere gittiğim uzun yollar da dahil elektrikli arabayla hayatımı sürdürmek istiyorum. En yakın zamanda bir büyük sınıf elektrikliye geçeceğim. O zaman bunu satacaksın, öyle mi? Ne yazık ki bunu satacağım. Eşim de hiç istemiyor, ben de istemiyorum ama garajda park yeri imkanı yok. Dışarıda bırakmak istemiyorum. Çok fazla ilgi çekiyor. Küçük çocuklar gelip elini böyle işte kapıya yanaştırıp işte araba falan bir oyuncak falan gibi davranıyorlar, zannediyorlar. O yüzden istemeyerek de olsa bunu satacağım. Daha büyük bir elektrikli araç alacağım. İlanı koydun o zaman öyle mi? İlanı koydum evet. İşte satılırsa ve dediğim gibi o kadar memnunum ki yani satılmaması filan umurumda değil. Kullanıyorum tamamen keyfe kadar satılırsa daha büyük menzili daha yani hem içi büyük hem menzili büyük bir araba seçiminde bulunacağım açıkçası. Hayırlısı olsun bakalım o zaman. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi Oğuzhan'la geldik. Neredeyiz ya? Sarıyer Sırtları'ndayız. Sarıyer Sırtları'ndayız böyle arkada da görüyorsunuz şöyle göstereyim biz. Surlar. Surlar vesaire var. Buradan arabalar falan da geçiyor. Şimdi aracı da arkamıza aldık. Çekim yapacağız ama bazı şeyler göstereceğiz. Yani ilk videoya göre ne farklılıklar oldu? Bazı ufak tefek eklemeler yapmışsın. Güzel şeyler. Şimdi onları bir beraber bakalım seninle. Evet. Şimdi neler yaptın Oğuzhan? Biraz onlardan bahset. Aslında çok bir şey yapmadık ama şu meşhur ayna arkasındaki USB evet. girişini gösterelim. Orada bir kamera vardı. O çekimde yoktu. Kamera buradan görünebilir. İçeriden de gösterelim hatta aynen. Değil mi? Evet. Oradan gösterebiliriz. Burada USB bağlantımız vardı. Onu aynen. Yaptık. Başka neler geldi? Bu arabanın kapısı çok geniş açılıyor biliyorsunuz. İçeride çok toz alabiliyor. O yüzden şöyle bir paspas 3D yaptık. Paspas mı diyor? Buna evet. Bir şey diyorlar galiba. Nano paspas gibi bir şey diyorlar. Şuradaki renkle, şu renkle uyumlu olsun diye yüzeyini öyle seçtirdim. Bu turuncular arabanın orijinal rengi biliyorsunuz zaten. Hı hı. Bu kenar dikişlerini de öyle seçtirdim. O paspaslar özelleştirilebiliyor. Arka tarafı da tek parça. Arka tarafı da tek parça. Önü de tek parça. Bütün ıvır zıvırlar şu deliklerin içine giriyor. Bizim garaj biraz tozlu. O anlamda hayatımızı kolaylaştıran bir şey oldu. Başka tolda yama var burada. Var mıydı o daha önce sanki? Vallahi onu hatırlayamadım. Videoya bakarsınız arkadaşlar. Şeyde böyle bir universal tolda yama basit bir şey. Tamam, direksiyona bir şey takmışsın galiba. Şurada evet, direksiyonu kolay çevirmek için şöyle bir avucumuzun içiyle dönen bir aparat taktık. Şöyle göstermiş olayım. Evet. Onun haricinde işte kapının içindeki eşyalar vesaireler, gündelik hayatta kullandığımız eşyalar. Ufak tefek çizikleri vardı değil mi bir yerlerinde hani? Şuraya işte ufak tefek çizikler oldu. Evet. Buraya rötuş yapmıştı servis. Şurada gene oluşmuş minicik noktalar. Onlar oluyor tabii. Evet. Böyle gündelik hayatta kullandığımız gibi arabayı bıraktım. Çekim için ekstra bir şey yapmadım. Mutlu mesut kullanıyoruz yani. Bir sorun yaşamadık. Detaylar bu şekilde. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldim. Bu videoda birkaç ay önce incelediğimiz Oğuzhan'ın çok değerli katkılarıyla deneyimlerini anlattığı bir video çekmiştik. Rainwall modelini incelemiştik. Şimdi o deneyimin üzerinden bir süre geçtikten sonra Oğuzhan'ın yaşadığı deneyimleri de anlattık. Teşekkür ederim Oğuzhan. Ben teşekkür ederim kanalına davet ettiğin için, bizi izlediğiniz için. İnşallah bir başka arabada başka bir videoda. 18 bin falan. İnşallah başka bir arabada başka bir deneyimle karşınızda. Çünkü artık senin deneyimin yani tamam yani evet. Bu böyle devam eder eğer kullanmaya devam edersen. Aynen bir değişen bir şey olmaz. Mutlu yani. Mesut yaşıyoruz. Devam edeceksin yani. Evet, evet. Benimle yaşlanacak yani. Evet. Evet. Evet bir videonun daha sonuna geldim ama bu otomobil
otomobille ilgili merak ettiğiniz konular olabilir. Bizim anlatmayı unuttuğumuz detaylar mutlaka vardır. Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Bütün soruları Oğuzhan'la beraber yanıtlayacağız bu ara otomobille ilgili. Önceki videoda da öyle olmuştu. Evet, ben de destek oluyorum. Evet, hatta. Çok sağ olsun. Ben soruyorum. Bak Oğuzhan böyle bir soru geldi diyorum. Siz de çekinmeyin, sorun. Kanala destek olmak isterseniz de abone olmayı unutmayın. Bu benim için önemli. Abone sayısı arttıkça en azından böyle farklı şeyler yapma konusunda bana bir motivasyon oluyor arkadaşlar. Bu konu çok önemli. Bu konuyu es geçmeyin. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarından takip etmek isteyenler varsa bütün sosyal medya hesaplarının linkleri de açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla beni oralardan da takip ederseniz muhteşem olur. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. We'll be right back.